Efendim 8 Ağustos 2023 günlerden salı ve haftanın ikinci iş gününde 19.30 ana haber bülteniyle sizlerle beraberiz sayın seyirciler ve gündem başlıklarını hemen hızlıca bir göz atalım, sonrasında haberlerimizi bir bir ekranlarınıza taşıyacağız. Günün önemli gelişmelerini, dış gündem başlıklarını hepsini ayrı ayrı ekranlarınıza taşıyacağız. Önce başlıklara bakalım. Su sorunuyla bakın, üreticinin sorunu Vatan Partisi yine çözüme kavuşturdu. Birazdan ayrıntılara bakacağız sayın seyirciler. Ve yine zam, yine artan fiyatlar, İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine ciddi anlamda zam geldi. Ayrıntılara birazdan bakacağız. Ve Avrupa'daki yükselen İslam karşıtlığı tartışılmaya devam ediyor sayın seyirciler. İran Başkonsolosu Cevat Mabudi Far'ın açıklamaları var. Ulusal kanala özel açıklamaları var. Birazdan ayrıntılara bakacağız. Ve enflasyondaki artış savunma sanayi işçilerini de vurdu. Savunma sanayi işçileri de artan enflasyondan bir hayli rahatsız. Çünkü onlar da artık geçinmekte zorlanıyorlar. Ayrıntılara, özellikle maaş farklılıklarına bir bakacağız birazdan. Ve Türkiye olası Marmara depremini konuşuyor sayın seyirciler. Evet, bugünlerde birçok uzman Marmara depreminin her an gelebileceğini konuşuyor. Peki gerçekten bu doğru mu? Bilim insanları, deprem bilimciler bu konuyla ilgili neler söylüyorlar sorusuna da birazdan cevap arayacağız ve ana haber başlıyor efendim. Ve su sorunuyla karşı karşıya kalan üreticinin sorunu çözüldü sayın seyirciler. Kayseri Sarıoğlan Karaözü'nde ürün yeniden suyla buluştu. Üreticinin yüzü güldü. Kayserili üreticiler çözüm için harekete geçen Vatan Partisi'ne teşekkür ettiler. Sizin de sayeniz açıldı. Vatan Partimiz ve Genel Başkanımız Sayın Doğu Bey'e yardım etmelerini rica ettik. Sağ olsun partimiz ve Genel Başkanımız konuyla alakalı olarak başından sonuna kadar ilgilendiler ve sorunumuzu da çözdüler. Sulama fıskiyeleri yeniden çalıştı. Ürün can suyuna kavuştu. Su sorunu çözülen çiftçinin yüzü güldü. Pancarımız suya kavuştu. Neredeyse bu sezonu boş geçecektik. Göletimizi ilk önce bırakmadılar. Şartlar gereği, ama sağ olsun Doğu Perinçek yardımcı oldu. Ekibine çok teşekkür ederiz. Bu arazinin sahibi Ümit Bey video atmış. Videoyu gördük, mutlu olduk. Sular akıyor, Ümit Bey mutlu. Öbür köylülerimiz de meyve ağaçlarını suluyorlar. Onlar da çok mutlular. Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Karaözü'nde üreticiler su kesintisi sorunuyla karşı karşıya kaldı. Pancarımızla bu işte sulamaya çalışıyoruz. Gücümüzün yettiği kadar. İnşallah bundan sonra da bu süreci takip edersiniz. Biz de bir şekilde size minnettar kalacağız. Teşekkür ederim. Üretici AK Parti'ye, MHP'ye gitti, çare bulamadı. Köyün oy verdiği CHP milletvekillerinden de çözüm çıkmadı. Köylünün su sorununu Vatan Partisi çözdü. Suyumuzu açtılar. Süreçte bize yardımcı olan Genel Başkanımız Doğu Bey'e, Vatan Partimize ve Sarıoğlan Sulama Birliği Başkanımıza her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Mağduriyet çözülmüştür. Çiftçimiz sulama yapmaya başlamıştır. Vatan Partisi üretim çarklarının yeniden dönmesi için hemen harekete geçti. Çiftçilerin sesi oldu. Biz de Vatan Partisi Kayseri İl Örgütü olarak çok mutlu olduk. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yani bu süreçte bize yardımcı oldukları için. Yapılan görüşmeler sonrası sorun çözüldü. Ürün ve toprak suyla buluştu. Gerçekten bütün ekibe teşekkür ediyorum. Sayın Doğan Perince'ye de çok teşekkür ediyorum. Bir iki sefer kendisiyle de görüştük. Bu olayı da kendisi takip ettiğini söyledi. Tarlalarına gidip sulama yapan çiftçiler çözüm için harekete geçen Vatan Partisi'ne teşekkür etti. Bu hayır göletinden yaptığımız çalışmalar sonucunda Sayın Perince'nin girişimleriyle bizim suyumuzu açtırdı. Teşekkür ederiz kendisine.
Evet, görüyorsunuz işte çözümün adresi Vatan Partisi sayın seyirciler. O üreticiler ve o çiftçiler de bu durumdan bir hayli memnunlar. En azından şimdilik yüzleri gülüyor efendim. Ve devam edelim. Şimdi İstanbullular bugün güne zamla uyandı. Kentte toplu ulaşım ve taksi ücretleri ise arttı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim vaatleri arasında ulaşımı, hatırlayacaksınız, sembolik ücretlere düşüreceğini söylemişti. Ancak gelinen süreçte tam tersi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Toplantısındaysa toplu taşıma ücretlerine %51.2 zam kararı geldi. Artık bundan böyle taksi indi bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıkarıldı ve 70 liradan artık hizmet verecek taksiciler. Vallahi çok kötü yani. Buna böyle nasıl olacak bilmiyorum yani. Şimdi 10 lira yerine 15 lira ödeyeceksiniz, biliyorsunuz değil mi? Evet. Evet, gördüm, duydum ve şoktayım. İstanbul'da yaşayan vatandaşların çilesi bitmiyor. Bugün yapılan İBB Ulaşım Koordinasyon Toplantısı'nda toplu taşıma ücretlerine %51.2 zam kararı çıktı. İstanbullu ucuz ve konforlu ulaşıma kavuşacak. Ne oldu, zam geldi. Ne düşünüyorsun? Nereden, nasıl, ne şekilde, ne kadar alacaklarını düşünüyorlar herhalde. Toplantıda toplu ulaşım araçlarıyla taksi ve minibüs ücretlerinde zam teklifi görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi. CHP'nin bütün belediyelerinde öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak. Evet, bugün gelmiş, biraz evvel okudum. 70 lira olmuş indi bindi taksiye. O da çok para. Alınan karara göre tam bilet ücreti 9.90 liradan 15 liraya, öğrenci bileti 4.83 liradan 7.32 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldi. Yaşıyor ama biz yaşayamıyoruz. Ne yapacağız? Olay bu kadar yani. Toplantıda alınan bir diğer karar ise taksi ve minibüs ücretlerinde oldu. Taksilerde taksimetre açılış ücreti 12.65 liradan 19.17 liraya, taksi indi bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıktı. Minibüslerde ise en kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya çıkarılırken öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi. Bağımsızlığımızı riske atan eylemler var sayın seyirciler. Şimdi ekonomi yönetimi özellikle bu krizin çözümü için Avrupa Birliği ile ortak bir yol izlemeye çalışıyor. Ancak bu durum, değerli izleyenler, bakın, bu konudaki uzlaşı çok da iç açıcı görünmüyor. Zira Türkiye bu adımla acaba bağımsızlığını riske mi atıyor sorusu da ister istemez cevap bekliyor efendim. Zayıf olduğun yerden seni bağlıyor, senin güçlü olabileceğin yerde seni entegre etmiyor, içine almıyor. Hükümet ekonomik krizin çözümünü batıda arıyor. Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almıyor ama ekonomik olarak zayıf olduğun için seni Avrupa Birliği'ne ekonomik anlamda bağımlı kılıyor. Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönemde ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için ortak bir yol haritası üzerinde uzlaşıldı. Açıklama Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi. Bolat, Avrupa Birliği ile ticarette yeni diyalog döneminin başladığını belirtti. Avrupa Birliği ile bizim o gümrük birliği, sadece bizim ticari Avrupa Birliği ile ticari ilişkilerde dengesizliğe neden olmuyor. Bizim diğer ülkelerle de yaptığımız ticaretin önünde çok büyük bir engel Avrupa Birliği ile ticaret. Ancak dikkat edilmesi gereken bir konu var. Gümrük Birliği Anlaşması Türkiye'nin diğer ülkelerle ticaretini olumsuz etkiliyor. Çünkü siz diğer ülkelere yüksek gümrük duvarları nedeniyle diğer ülkelerden rahatlıkla ithal edebileceğiniz ya da o ülkelere ihraç edebileceğiniz ürünleri gümrük birliğine bağımlılık nedeniyle diğer ülkelerle, Avrupa Birliği harici ülkelerle bu ticari ilişkileri kuramıyorsunuz. Bu Türkiye'nin önünde çok büyük bir ekonomik, dolayısıyla siyasi bir engel. Öte yandan bazı kuyumculuk ürünleri ve mücevherlerin Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici ithalatında %20 ek mali yükümlülük uygulanacak. Düzenlemeyi yaparlarken altınla ilgili düzenlemeyi Avrupa Birliği ülkeleri hariç falan gibi böyle bunu böyle söylemeleri özellikle
atıfta bulunmaları çok ilginç. Çünkü siz ne yaparsanız yapın, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmanız dolayısıyla altında da o Gümrük Birliği koşullarına uymanız lazım. Özellikle bunu Avrupa diye niye yaptılar bilmiyorum ama önümüzdeki günlerde anlarız bunun da nedenini. Peki bu kısıtlama yerinde bir karar mı? Banka kasalarında, evdeki kasalarda, yastık altında yani sistem dışına çıkan bir yatırım aracı olduğu için bizim ekonomimiz için çok zararlı. Evet, bu kısmıyla altın ithalatını engellemesi, onu bir yatırım aracı olarak kullanımı açısından altının engellenmesi, ithalatın engellenmesi doğru bir karar. Gelişmelerin yanı sıra artık bir gram altında altın üretilmeyecek. Halkçılıktan o kadar uzak ki. Şimdi darphaneye de talimat veriyorlar. Bir gram altında altın basma diye. Altın ithalatını kısmak için bir gram altını darphaneye bastırtmamakla bunun önüne geçmeye çalışıyorsunuz. Bakın bu komik bir önlem. Evet, şimdi hükümet tabii az önce haberimizde de izledik, yönünü Avrupa Birliği'ne çevirmiş durumda. Ama bir taraftan da bakın vatandaş ne diyor Avrupa Birliği konusunda? Yani Avrupa Birliği Avrupa Birliği'ne girmeli miyiz yoksa girmemeli miyiz sorusu tabii vatandaş için önemli. Vatandaşa sorulmuş efendim. Areda Survey'in yaptığı bir anket var bu konuyla ilgili ve bu ankete katılanların %51.4'ü bakın bu soruya nasıl cevap veriyor efendim? Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın. Ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Yeni dönemde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine vizyoner bir bakışla yaklaşılması ve sürecin tam üyelik perspektifiyle canlandırılması önem arz etmektedir. Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek için bir kez daha yeşil ışık yaktı. Ancak anketlere göre Türk halkı Avrupa Birliği'ne karşı. Ya çok bir şey katacağını düşünmem açıkçası ben. Ben gireceğini düşünmüyorum. Areda Survey'in 21 ila 24 Mart 2022 tarihleri arasında yaptığı çarpıcı anket sonuçları yeniden gündem oldu. Araştırmaya göre ankete katılanların %51.4'ü Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmemesi gerektiğini düşünüyor. Avrupa Birliği'ne girmeliyiz diyenlerin ilk tercih nedeni ekonomik kalkınma olurken, Avrupa Birliği'ne girmemeliyiz diyenlerin ise bağımsızlığı kaybetme kaygısı yaşadıkları tespit edildi. Girmek istesek de bizi almıyorlar zaten. Üstelik girmemizi ben kişi olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak istemiyorum. Almazlar. Gerek yok. Sürekli bir oyalama politikası var. Buna alternatif şeyler de Türkiye düşünebilir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alternatif olarak Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılmasını destekleyenlerin oranı ise %38.6 olarak kayıtlara geçti. Bu diğer Asya ülkeleri olabilir veya diğer ülkelerle bu konuda bir Şangay'dır veya başka şeylerdir. Yani bu bir gerçek. 2000 kişinin katılım sağladığı Areda Survey anketinde katılımcıların %90.2'si Avrupa Birliği'nin Türkiye konusunda adil yaklaşım sergilemediği konusunda görüş bildirdi. Kültürümüz bozulur. Türkiye'nin konumundan dolayı çok iyi kazanç vereceğini tahmin etmiyorum. Bir şey katmaz diyorsun. Katmaz. Kültürümüz elden gider. Başka bir şey olmaz. Size göre Türkiye bir Avrupa ülkesi midir sorusuna ise %50.7 evet yanıtını verirken %49.3'lük bir kısımsa bunun aksi yönünde görüş bildirdi. Evet, Areda Survey'in anketi işte bu sonuçları ortaya çıkardı. Bir taraftan da düne bir bakalım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasındaki o açıklamasına götüreceğiz. Tabii açıklama ve konu başlıkları yine ekonomi, yine enflasyondu sayın seyirciler. Konuyla ilgili bakın. Özellikle ekonomik krizi bölüşme çağrısında bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan söylediği, yaptığı açıklamada. İçeride ve dışarıda yaşanan gelişmeler var diyor ve ekonomik sorunlara, bu gelişmeler ekonomik sorunlara yol açıyor diyor. Bir bakalım düne o Bakanlar Kurulu sonrasındaki açıklamasına bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan'ın gündeminde ekonomi vardı. Ekonomik krizin faturası üzerine binen vatandaşa seslendi. Durdurulamayan enflasyon rakamını başarı olarak sundu. Geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı parçalı bulutlu havalara güvenerek fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler her zaman olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. Cumhurbaşkanı fındık alımı fiyatlarını da açıkladı. Giresun kalite için kilogram başına 84 lira. Levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir. Ayrıca alımlarda her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecektir. Erdoğan, Akbelen'de yaşanan gelişmeler üzerinden muhalefeti de eleştirdi. Ağaç sevgisi ve çevre hassasiyetiyle izah edemeyeceğimiz bir gerçektir. Kendilerine destek vermeye giden muhalefet temsilcilerine bile en ağır hakaretleri etmekten çekinmeyen eylemci profili, amacın üzüm yemek değil, bağcı dövmek olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye'nin en büyük talihsizliği maalesef iş bilmez, vizyonsuz, ufuksuz ve basiret yoksunu bir muhalefet zihniyetine sahip olmasıdır. Kendi bireysel hırsları için adeta birbirlerini gırtlaklayanların bencilliği asla unutulmayacaktır. Bu Bakanlar Kurulu toplantısında fındık taban fiyatını da açıklamıştı Erdoğan. Şimdi fındık taban fiyatının 82,5 lira olarak belirlenmesi, peki üreticileri ne kadar memnun etti ya da memnun etti mi sorusu da önemli. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça konuyla ilgili açıklaması var. Fiyatın fındık üreticisinin beklentilerini karşılamadığını söylüyor. Ve ulusal kanala özel açıklamalarda bulunduğu Sayın Akça, işte gelin o yapılması gerekenlere dair Sayın Akça'nın açıklamasına da bir göz atalım efendim. Giresun kalite için kilogram başına 84 lira. Levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir. Fındık taban fiyatı belirlendi. Bakanlar Kurulu sonrası açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Peki beklentiler karşılandı mı? Beklentiyi karşılamadı. Tabii biz daha önceki yapmış olduğumuz paylaşımlarda ve yapmış olduğumuz isteklerde fındığın şöyle de bir slogan geliştirmiştik. 100. yılda 100 TL, en az 100 TL fındık fiyatı bekliyoruz. Bu fiyatlardan, bu taban fiyatlardan memnun musunuz? Değiliz. Neden? Değiliz kardeşim. Bunun maliyetinin parasını bile vermediler yani. Yani bir kere en kötü bizim satabilecek olduğumuz fındık parası, fındık 100 lira, 120 bin lira olması, 100 lira olması lazım ki yani biz ondan ekmek yiyelim. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, belirlenen taban fiyatın fındık üreticisinin taleplerini karşılamadığını ifade etti. Akça ulusal kanala konuştu. Girdi maliyetleri hakikaten çok üst düzeyde bir artış göstermiş ki geçen seneyle bu sene arasında en az artan %100 artmış. Tabii bu ortamda da %100'ün üzerinde bir taban fiyat artışı bekliyorduk. Geçen sene Levant kalite için 52 TL açıklanan fındık fiyatı bu sene 82.50 kuruş olarak açıklandı ki bu da %59 bir artışa denk geliyor. Dolayısıyla açıklanan bu fiyat bizim beklentilerimizin aşağısında kalan bir fiyat olmuş. Fındık üreticisinin tekel şirketlerin insafına bırakılmaması gerektiğini söyleyen Akça, randevu sisteminin hızlıca açılması gerektiğini belirtti. Kesinlikle açıldı. Biz zaten yakinen takip ediyoruz. Bölgedeki TMO müdürlerimizle ve çalışanlarla istişare halindeyiz. Ve dolayısıyla bu yaşanacak sıkıntıların hiç oluşmadan üreticiye hizmet verme konusunda bir an önce bu tedbirlerin alınması gerektiğiyle alakalı çalışmalarımız sürüyor ve yetkilileri uyarıyoruz. Bizim bölgemiz 18 tane ilçemiz var fındık alımı yapılacak ve bir an önce ilçelerin tamamında
fındık alım depolarının oluşturulması gerekir ve açıklanan tarihte hem randevu sisteminin doğru düzgün çalışması hem de alımın bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tarım Bakanlığı'nın fındık üreticisine verdiği desteği değerlendiren Atakan Akça, artan girdi maliyetlerine oranla verilecek desteğin yetersiz olduğunu söyledi. Zar alacak kaç liraya? 65 liraya. Ne kalacak bana? 600 lira yoğumaya. Ne kalacak bana yani? 36 lira mazot. Ne kalacak ondan? Bunun tırpanıdır, bunun gübresidir, bunun ilacıdır. Evet, fındık üreticisi görünen o ki bir hayli dertli ve verilen rakamdan da çok da memnun değilmiş efendim. Şimdi enflasyondaki artış kamuda çalışan işçilerin de maaşının erimesine neden oldu ne yazık ki. Savunma sanayide obüsleri ve milli gemileri yapan işçilerin aldığı ücret yoksulluk sınırının artık altında. Türk Harp İş İzmir Şube Başkanı Selim Ulusoy, Eylül'de yapılacak %15'lik zamma ek olarak kamu işçisine de seyyanen 8 bin lira zam talebinde bulundu. Türk ordusunun savaşma kabiliyetini yükselten, milli silahların üretiminde gece gündüz çalışan kamu işçileri de enflasyondan nasibini aldı. Fırtına obüsünü üreten, milli gemilerin yapımında rol alan işçilerin aldığı maaş yoksulluk sınırı altında kaldı. Şu anda aldığımız %45'lik zam bir ay içinde eridi ve gitti. Türk Harp İş İzmir Şube Başkanı Selim Ulusoy, savunma sanayide çalışan bir işçinin maaş hesabını ulusal kanala anlattı. Ulusoy, verilen rakamlarda ikramiyenin dahil edilmediğini belirtti. Ortalama brüt 30 bin lira TL maaş alan bir savunma sanayisi işçisinin sabit olarak her ay %14'ü SGK kesiliyor ve 4200 TL para yapıyor. %1 işsizlik fonuna kesiliyor, 300 TL parası buradan da kesiliyor. 0.759 damga vergisiyle beraber 220 lira bu vergilerinin, bu rakamların hepsi sabit. Emekçilerin aldığı maaşta kesintiler dikkat çekiyor. En dikkat çekeni ise vergi dilimleri. Kazancımızı, aldığımız zamları eriten olaya geliyoruz. Savunma sanayisi işçisi Ocak'ta Şubat ayında %15 gelir vergisinde. Brüt maaşından ortalama tabi rakamlar 4500 TL vergiye veriyoruz. Mart ayı, Nisan ayı ve devamındaki Mayıs ayında bu olay %20'ye çıkıyor. Ve bu rakam görüyorsunuz 6000 TL'ye kadar yükseliyor. Haziran ayı yani yılın ortasından yılın sonuna kadar %27 gelir vergisinde kalıyor benim arkadaşlarım, üyelerim. Bu rakamın ortalaması 8100 lira. Yani aldığımız zamlar zaten enflasyonda ezilirken aynı zamanda da gelir vergisiyle beraber erime iyice görülüyor burada. Ekrana gelen ücretlere ikramiye ve yanlar dahil edilse de bir işçinin aldığı maaş yoksulluk sınırı olan 33.788 lira 80 kuruşun altında kalıyor. Ocak ve Şubat ayında 20 bin lira maaş. Mart ve Mayıs ayları arasında 19.273. Haziran ve Aralık'a kadar da 17 bine kadar düşüyor. Ülkemizdeki enflasyon rakamları kiraların artması sebebiyle geçinmeyi zor duruma sokuyor. Eylül ayında savunma sanayi işçisine %15 zam yapılacak. Emekçiler enflasyon nedeniyle bu zamma ek olarak 8 bin lira seyyanen zam istiyor. Eylül ayında %15 bir ikinci altı ayın alacağımız bir zam oranımız var. Biz bu zam oranının üzerine memura verilen 8 bin lira seyyanen zammı biz savunma sanayisi işçi olarak talep ediyoruz hükümetimizden. Türk Harp İş İzmir Şube Başkanı Selim Ulusoy, kamu işçisini enflasyona karşı korumak için hem hükümeti hem de Türk İş Yönetimi'ni göreve davet etti. Evet, açıklamalar böyle geliyor. Bir taraftan da tabii ekonomi, birçok haberin başlığı ya da birçok haberimiz ekonomiyle ilgili. Çünkü her şeyin başı ekonomi, biliyorsunuz efendim. Şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da bir açıklaması var. Özellikle bakın, orta vadeli program ifadesini, orta vadeli program ifadesini bundan sonrası için çok daha fazla duyacağız bu ifadeyi. Çünkü bu programla ilgili açıklamalarda bulundu ve Eylül ayında bu programın tüm ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşacaklarını söylüyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz. Bir taraftan da bu programın içinde neler var sorusuna da şöyle bir göz atalım istiyoruz. Çünkü çok önemli detaylar var. İşte Sayın Yılmaz'ın açıklaması efendim. Kamu politika ve uygulamalarını ortaya koyarak bütçe sürecini başlatan ve kaynak tahsislerini yönlendiren orta vadeli program için geri sayım başladı.
Programa ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi. Yılmaz, 7 Ağustos'ta yapılan Bakanlar Kurulu'nda programın değerlendirildiğini söyledi. Deprem sonrası dönem dolayısıyla da yeni bir dönemdeyiz. Bu yeni döneme ilişkin değişik kesimlerin beklentilerini, önceliklerini alarak orta vadeli programı şekillendireceğiz. Yılmaz, programı 10 Eylül'de açıklamayı planladıklarını aktardı. Finans kesimi olan görüşmelerin Cuma günü İstanbul'da olacağını da ifade etti. Enflasyon hedefindeki güncellemelerin 2026 yılı orta vadeli planla netleşeceğini de ekledi Yılmaz. Hükümet ile Merkez Bankası orta vadeli programda enflasyona ilişkin hedefleri birlikte belirlerler. Son bir güncelleme oldu. Zaten dolayısıyla bundan sonra büyük bir güncelleme beklememek gerekir. 2026 perspektifinde yapacağız. Dolayısıyla 2025'e kadar belki küçük güncellemeler ama asıl 2026 orta vadeli program ile netleşmiş olacak. Ve orada da perspektifimiz tek haneli enflasyon. Cumhurbaşkanı Yardımcısı işçi ve işveren taraflarının vergi taleplerine ilişkin de konuştu. Hem işçi kesiminin hem işveren kesiminin doğrudan vergilerin artması, dolaylı vergilerin ise azalması yönünde ortak bir talebi var. Ben de destekliyorum. Önümüzdeki dönemde bu yönde bir takım çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu vergi artışı azalışı değil. Bu vergi sisteminin modernize edilmesi, güncellenmesi, sadeleştirilmesi, daha dengeli hale getirilmesi diyelim. Kısa bir aramız var. Ana haber bültenimiz sürecek efendim. Ulusal ana haber bülteni sürüyor sayın seyirciler. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlar Kurulu sonrası soruları yanıtladı. Bakan, sağlık çalışanlarına şiddete yönelik adımlardan bahsetti. Koca, hastanelerde emniyet personeli ve özel güvenlik sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Bakan, beyaz reform sürecinin ikinci dönemini başlattıklarını ve çalışanların sabit ücretlerinin emekliliğe yansıması gibi konuların da çözüleceğini sözlerine ekledi. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Temelde şiddet eylem planımızın hayata geçeceği dönem başlıyor. Ağırlıklı olarak hastanelerimizde görevli emniyet personeli ve güvenlikçi sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Ancak bundan daha önemli gördüğümüz İçişleri Bakanlığımız ile birlikte bir hazırlığımız var. Tamamlanmak üzere olan bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma beyaz kod öncesi bir ara uyarı ve ön haber sistemi. Bir şiddet eylemi risk olması durumunda ya da bir şekilde daha önce şiddete başvurmuş birisinin olma ihtimaline karşı bir öncül kod verilmesini hedefliyoruz. Beyaz reform sürecinin ikinci dönemini başlattıklarını ve çalışanların sabit ücretlerin emekliliğe yansıması gibi konuların çözüleceğini de söyledi bakan. Sağlık çalışanlarımızla, hekimlerimizle ilgili birçok sorunumuz yok mu? Elbette var. Ancak esas bundan sonra yapılması gereken düzenlemeler var. Çalışanların sabit ücretlerinin emekliliğe yansıması konusu var. Sağlık çalışanlarının taban ücreti katsayısı 0,32 idi. Uzmanlarda 4,5, pratisyenlerde 2,25, asistanlarda ise 3,40 gibiydi. Sağlık çalışanlarının ise 0,32 idi. Yani sağlık çalışanlarımızın taban ücreti, hekim arkadaşlarımızın taban ücretinin 10-15'te biriydi. Bu oranın makul bir düzeye çıkarılması gerektiği kanaatindeyim. Efendim, yaklaşık 2 ay aranın hemen sonrasında Milli Güvenlik Kurulu yeniden toplanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi ilk toplantısını gerçekleştirecek. Sınır içerisinde ve sınır ötesinde yapılan operasyonlar hakkında bilgi verilecek ve Suriye'de yaşanan gelişmeler de ele alınacak. Beştepe'de yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.
Yüksek Askeri Şura kararları sonrası yeni kuvvet komutanları ile ilk MGK olacak. Yaş kararlarıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddinden, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülen ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmişti. İki komutan da MGK'ya son kez katılacak. Gündem terörle mücadele. Sınır içerisinde ve sınır ötesinde yapılan operasyonlar hakkında bilgi verilecek. Suriye'de yaşanan gelişmeler görüşülecek. Allah komandoları korusun! Sol! Bir önceki MGK'da ele alınan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü hakkında gelinen son durum değerlendirilecek. Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumda yine masadaki başlıklar arasında yer alacak. Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl sevkiyatı konusunun da görüşülmesi bekleniyor. Dün öğleden sonra yaşanan Kocaeli'nde biliyorsunuz Toprak Mahsulleri ofisinde bir patlama meydana gelmişti sayın seyirciler. Şimdi o patlamayla ilgili uzmanların açıklaması var. Acaba bu patlama bir üretim kaybına yol açacak mı, açmayacak mı sorusu tabii çok önemli. Bir arz talep dengesini nasıl koruyacak ve bir taraftan da bu patlamanın olumsuz bir yansıması olur mu olmaz mı sorusuna bakın uzmanlar nasıl cevap vermişler efendim. Toprak Mahsulleri Ofisi, Kocaeli Baş Müdürlüğü liman silosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Uzmanlar, körfezin birçok kesiminden duyulan patlamanın üretim kaybına yol açmayacağını ifade etti. Üretimi etkilemeyeceği gibi arz-talep dengesini bozacak bir durum hiç söz konusu değildir. Patlama sonucu dökülen tahılın Türkiye ölçeğinde çok fazla olumsuz durum oluşturmadığı belirtildi. Miktarsal olarak Türkiye ölçeğinde çok önemsiz bir miktardır. Ancak tabii ki insan sağlığını etkileyecek bir durum olduğu için her zaman tedbirli olmakta fayda var. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kocaeli Derince'de Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait siloda meydana gelen patlamayla ilgili olarak gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. Elim hadisede yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum ifadesini kullandı. TMO Genel Müdürü Ahmet Gürdal da bütün incelemeleri takip edeceklerini söyledi. 7 milyon ton Türkiye'de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin depolarına girmiş oldu. Üretimimizde 21 milyon ton tabii. Yüksek bir rekolte var, yüksek bir verimlilik var. Dolayısıyla buradaki patlamayla herhangi bir buğday eksikliğinin olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapse mahkum edilen Ergenekon kumpasının mahkeme başkanı Hasan Hüseyin Özesen'in denetimli serbestlik başvurusu kabul edildi. Kumpasın hakimi Özesen'in tahliyesine karar verildi. Kararı avukat Zeynep Küçük'le konuştuk. Ergenekon kumpasının mahkeme başkanı Hasan Hüseyin Özesen'in denetimli serbestlik başvurusu kabul edildi. Kumpas hakimi Özese tahliye edildi. Kararı değerlendirirken göz önünde bulundurmamız gereken husus, FETÖ terör örgütü mensubu olduğu net olan birinin 3 ay önce senin örgütle iltisakın devam ettiğine kanaat getirdim diyen bir komisyonun 3 ay sonra tamam ya sen pişman olmuşsun FETÖ terör örgütünde lanetliyorsun oldu o zaman deyip salıvermesi. Avukat Zeynep Küçük'e göre verilen karar hukuki boyutun ötesinde. 3 aylık arada sadece olan siyaseten şu oldu, seçim oldu. Yani Nisan ayından Temmuz ayına kadar Türkiye'deki değişiklik oydu. Hukuki değil çünkü burada bu komisyonun bir takdir yetkisi var. 3 ay önce aleyhe kullanmışken bu takdir yetkisini 3 ay sonra FETÖ terör örgütü mensubunun lehine çevirmiş bu görüşünü. Tartışmamız gereken konu da bu bence. Peki verilen bu karar FETÖ ile mücadeledeki iradede nasıl bir tablo ortaya koyuyor? FETÖ terör örgütüyle yapılan mücadele gevşetilmekte midir, gevşetilmemekte midir? Ben Hasan Hüseyin Özesen'in salınması ya da salınmamasının tartışılmaması gerektiğini düşünüyorum. Siyaseten böyle bir irade değişikliği varsa bunun sonuçları, bunun tartışılması gerektiğini düşünüyorum ki bence
3 ay içerisinde böyle bir kanaat değişikliği buna işaret ediyor. Avukat Zeynep Küçük, FETÖ'nün yapılanmalarına dikkat çekti. FETÖ ile mücadeledeki zaaflara vurgu yaptı. Türkiye'nin başına gelmiş en büyük felaketle ilgili gerçekten doğru ve etkin bir mücadele yapılmaktan bana göre vazgeçilmiş vaziyette. Üniversitedeki yapılanmalar yani günlerdir aydınlıkta falan okuyoruz yani. Küçük ÖSS'nin 3 ay içinde tahliye edilmesinin emsal oluşturacağını söyledi. Zaten bir süredir bu gevşemeyi gözlemliyoruz. Başka konularda da gözlemliyoruz. Demek ki artık FETÖ terör örgütü mensubu olarak cezaevlerinde bulunan kişiler bu komisyonlardan, bu bir emsallik bence, artık bundan sonra FETÖ terör örgütüne tamam ya sen pişman oldun denebilecek. Bu karar önümüzdeki süreç için bir tehdit oluşturuyor mu? Küçük bu sorunun yanıtını da verdi. Hüküm giyme riskini taşıyan bütün FETÖ'cüler firar ediyor. Bakın Hasan Hüseyin Özese tahliye oldu. Yarın öbür gün ya Meriç'te yakalanır, kabiliyetliyse ve yeteri kadar FETÖ bağlantısı varsa kaçacak. Avukat Küçük, FETÖ davasında Yargıtay 8. Ceza Mahkemesi'nin kararları sürüncemede bıraktığını dile getirdi. Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2016'dan beri şu FETÖ'cüleri sözde mahkemenin, sözde hakimlerini bir cezalandıramadı yani. 2016'dan beri bu yargılamayı sündürüyor. Olacağı bu. FETÖ ile mücadelede devlet aklına vurgu yaptı. Çok büyük bir kararlılıkla, siyaseten ve hukuken çok büyük bir kararlılıkla yürütülmesi gereken bir mücadeledir. Devlet aklını akıllı olmaya, devleti koruma konusunda gerekli tedbirleri almaya davet ediyorum. FETÖ'nün üniversitelerdeki yapılanmasına ilişkin önemli uyarılarda bulunan Mustafa Tümamiral Cihat Yaycı, terör örgütünün yurt dışındaki üniversitelerine dikkat çekti. Yaycı'nın başında olduğu Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi, Arnavutluk ve Saraybosna'daki üniversitelerden Türkiye'de YÖK ve Diyanet'e uzanan FETÖ bağlantılarının araştırılması için YÖK'e çağrı yaptı. Türkiye'nin en önemli beka ve güvenlik sorunu ne derseniz ben size FETÖ cevabını veririm. Üniversitelerdeki FETÖ tehlikesine karşı yaptığı uyarılarla gündem olan Mustafa Tümamiral Cihat Yaycı, terör örgütünün yurt dışındaki üniversitelerine dikkat çekti. Cihat Yaycı'nın başında olduğu Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi'nin sosyal medyada yapılan paylaşımında FETÖ'nün Arnavutluk'taki üniversitesi EPOKA ile ilgili bağlantıların takip edilmesi istendi. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'a üniversitelerdeki FETÖ yapılanması ile ilgili kritik sorular yöneltildi. FETÖ'nün Arnavutluk'taki meşhur üniversitesi EPOKA'da yayın ve sunum yaparak akademik puanlar alan ve akademik unvanlar kazananlar kimlerdir? Hangi görevdedirler? Aralarında üniversite genel sekreterleri, rektör ve yardımcıları ve YÖK üyeleri var mıdır? Hatta bunlar arasında Adil Öksüz'de sunum yapanlar ve şimdi üniversitenin FETÖ komisyonunda görev yapan var mıdır? FETÖ yapılanmasındaki rolü nedeniyle adli soruşturma geçirmiş ama delil yetersizliği nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş kişilerden rektör ve hatta daha üst görevlere getirilmiş olanlar var mıdır? Şu anda bu tip şahıslar FETÖ kumpaslarını hazırlamakta ünlenmiş hangi üniversitemizde yoğunlaşmışlardır? Anayasa Mahkemesi dahi iltisaklı olma kanaatine varmak için mahkeme kararına ihtiyaç olmadığını kendi FETÖ soruşturmalarında esas almışken YÖK neden illa mahkeme kararı arama ihtiyacını hissetmiştir? Akademideki bu yapılanmaya sessiz kalınması kesinlikle vatana ihanettir. Arnavutluk, FETÖ Teşkilatı'nın eğitim kurumlarında en güçlü olduğu ülkelerin başında gösteriliyor. TÜRKDEX'in paylaşımında Arnavutluk'taki Beder Üniversitesi ve Saraybosna'daki Burç Üniversitesi'ne de dikkat çekiliyor. FETÖ yapılanmasının Diyanet'e kadar uzandığı ifade ediliyor. Arnavutluk'taki diğer bir FETÖ Üniversitesi olan Beder Üniversitesi ile iltisaklılar şu anda YÖK ve Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında görevlerine devam etmekte midir? Bu üniversitede Adil Öksüz gibi adamlarla toplantılara katılanlar şimdi nerededir? Hollanda'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 15 Temmuz hutbesinde FETÖ denmemesinde Beder Üniversitesi iltisaklı bir resmi Diyanet İşleri Başkanlığı temsilciliğinin rolü olabilir mi? FETÖ'nün Saraybosna'daki Burç Üniversitesi ve diğer okullarından mezun ve transfer olanlar şimdi nerede? Hiç bakıldı mı? Ortada bir vatan sorunu vardır. O vatan sorununda
kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. TÜRKDEX, Pamukkale Üniversitesi ile ilgili de önemli iddiaları gündeme getirdi. Pamukkale Üniversitesi'nde EPOKA'da 2016 yılına kadar eğitim koordinatörü olarak görev yapanların bırakın soruşturma geçirmeyi, 15 Temmuz sonrası ÖSYM İl Koordinatörlüğü, Dekanlık ve Müdürlük gibi görevlerle taltif edildikleri söyleniyor. Doğru mudur? Arnavutluğun YÖK'ün konumunda olan kurumun 2015 yılında yayınladığı eğitim işbirliği raporunda Pamukkale Üniversitesi'nde görevli olan öğretim üyesinin adının Profesörler Konsülü'nde ve Eğitim Koordinatörlüğü listelerinde adı sıkça geçmesine rağmen dekan yapıldığı doğru mudur? Bu iddialar doğru mu? Soruşturma yapıldı mı? Yapıldıysa ve bu bilgiler doğruysa nasıl ve kim aklandırdı bunları? Bunlar da iltisak değilse sizce iltisak nedir? TÜRKDEX paylaşımlarına YÖK ve YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'ı da etiketledi. Paylaşımlarda Sayın Özvar'ın yakın çalışma çevresinden başlayarak bu hususları soruşturarak gereğini yapacağına inanıyoruz ifadelerine yer verildi. Bunlar resmen bir ihbardır. Şimdi bunlara sessiz kalınması aslında suç işlenmesi demektir. Evet, devam edelim sayın seyirciler. İşte FETÖ yapılanmasına dair Sayın Cihat Yaycı'nın açıklamalarıydı, izlediğiniz açıklamalar ve İran'ın başkonsolosu Cevat Mahmudi Far ulusal kanala çok önemli ve özel açıklamalarda bulundu. Peki o açıklamaların konu başlıkları neydi? İranlı diplomat Avrupa'da yükselen İslam karşıtlığı hakkında konuştu ve Mahmudi Far Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların polis koruması eşliğinde yapıldığına dikkat çekti ve polis korumasının gelecekte bu tür eylemler yapacak kişileri de cesaretlendirdiğini söyledi. İşte o açıklama efendim. İran'ın İstanbul Başkonsolosu Cevat Mahmudi Far ulusal kanala özel açıklamalarda bulundu. İranlı diplomat Avrupa'da yükselen İslam karşıtlığı hakkında konuştu. Mahmudi Far, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların polis koruması eşliğinde yapıldığına dikkat çekti. Polis korumasının gelecekte bu tür eylemler yapacak kişileri cesaretlendirdiğini söyledi. Bu gibi eylemler de bu ülkelerin yöneticilerin dolaylı veya dolaysız izniyle oldu. Kur'an-ı Kerim, Kitab-ı Mukaddes-i Müslümanın, Danimarka ve İsveç'teki devlet yönetimi ve aynı zamanda da bazı Batı ülkelerin liderleri bunu ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirdiler. Batı'nın düşünürleri de özgürlüğünün açıklamasında bu özgürlük o yere kadar özgürlüktür ki başkasının özgürlüğüne herhangi bir darbe ve herhangi bir negatif bir etki yaratmasın. Ne yazık ki bizim dinimize de saldırıda bu konuda hiç göz önüne alınmamış bu açılımları. Hatman derin husus mülahize neşir. Cevat Mahmudi Far Avrupa'da yükselen İslam karşıtlığını değerlendirdi. İran'ın İstanbul Başkonsolosu Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapılan bu tür eylemlerin polis koruması eşliğinde yapıldığına dikkat çekti. Batı ülkelerinin bu suçlu şahsa herhangi bir eylemde bulunmaması, yaptırım uygulanmaması demek ki bunun defalarca yapılmasında da herhangi bir yaptırımda bulunmayacaklar. En azından İslam ülkelerinin beklentisi buydu ki eğer kutsal dinler kitaplarına bir hakaret oluyorsa ona kesin bir tepki göstermeleri gerekiyordu. Tabii bu saldırıyı yapan bu şahsın polis himayesinde olması bu bir gerçeği gösteriyor ki diğer insanlara da böyle bir motivasyon sağlıyor aslında. Diğer insanların da bir motivasyon aracı oluyor ve onlar İslam'a karşı eylemlerini daha rahat yapabiliyorlar. İran'ın İstanbul Başkonsolosu bu saldırıların sadece Müslümanlara karşı değil insanlığa karşı olduğunu söyledi. Somut adımlar atılması gerektiğini dile getirdi. Biliyorsunuz bu dini kitabımızın kutsal kitabımıza hakaret doğrultusunda ondan sonrasında bizim dini liderimiz Sayın Ayetullah Hamine'yi çok şiddetli bir şekilde tepki gösterdi. Kendileri de bu gibi eylemleri sadece oradaki halk için değil belki İslam ümmetinin ve hatta insanlığa bir tehlike olduğunu beyan etmişlerdir. Dost, Müslüman ve kardeş Türkiye, İran'la her zaman her alanda işbirliği vardır ve gün geçtikçe de bu da
gelişiyordur. Bu bizim dini kitabımıza hakarette. Bu çerçevede biz beraber oturup ortak bir eylem ve ortak bir aslında tepkimizi çok rahatlıkla gösterebiliriz. İslam ülkeleri teşkilatını biliyorsunuz 50 üye, yaklaşık 50 üyeden oluşuyor. Sadece bu iki ülke değil, belki tüm bu üyeler ortak bir şekilde bir eylem yapmaları gerekiyor. Çünkü gerçekten İslam ümmeti çok bu konuda üzüntülü. Bir ümmetin, kitaba sahip olan bir ümmetin, fark etmez Müslüman olur, Hristiyan olur, bunlara herhangi bir özgürlük, serbest düşünce özgürlük altında herhangi bir saldırıda bu cesareti bulamasın. Meclis Genel Kurulu Akbelen'de yaşanan tartışmalara tartışmaları görüşmek üzere toplantı. Görüşmelerde muhalefet partileri Akbelen'de doğa katliamı yapıldığını ileri sürdü. Meclise gelen maden emekçileri ise kömür madeni çıkarılmasının öneminden bahsetti. Enerji verimliliği ve ekmek parası için çalışmaların sürmesi gerektiğini vurguladı. Meclis Genel Kurulu Akbelen gündemiyle olağanüstü toplandı. CHP'nin Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkisindeki maden çalışmalarına ilişkin genel görüşme önergesi için toplantı yeter sayısı bulundu. Yoklamada yer almayan AK Parti ve MHP milletvekilleri yoklama sonrası genel kurul salonuna girdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüşmelerde bulundu. Önerge okundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, genel kurul toplantısı öncesi kısa bir açıklama yaptı. Bahçeli, "Türkiye'nin gündemi çok yoğun. Biz 1 Ekim'e kadar her toplantıda buradayız," dedi. Genel kurulda söz alan muhalefet parti temsilcileri Akbelen'de doğa katliamı yapıldığını söyledi. Görüşmeler öncesi madende çalışan emekçiler de meclise geldi. TES İş Sendikası'na üye işçiler, maden sahasında bulunan çevreciler tepki gösterdi. İşçiler, Türkiye'nin enerjisine enerji katmak için çalıştıklarını ve işlerine sahip çıkmak için elinden geleni yaptıklarını ifade etti. Muğla'ya bir kivi dahi çakılsın, yeni iş imkanları unutsun, istemedikleri gibi olanlar da kapatılsın derdinde. Kömürde bizim, zeytinde bizim. Peki İYİ Parti'de neler yaşanıyor sorusuna bir göz atacağız. İYİ Parti ve CHP arasındaki ittifak köprüleri sallantıda. Gazeteci Barış Yarkadaş 26 Ağustos'ta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP ile ittifakını tamamen reddedeceğini öne sürdü. Tabii bir taraftan da gözler Ağustos'ta yapılacak, daha doğrusu 26 Ağustos'ta yapılacak o toplantıya çevrildi. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Girmiyorsak da gereğini yapmalıyız. İYİ Parti ve CHP arasındaki ittifak krizi derinleşti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Gazeteci Barış Arkadaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yapacağı konuşmada CHP ile ittifak yapılmamasına vasiyet edeceğini öne sürdü. Bir gün ben bu partinin başından gitsem bile Cumhuriyet Halk Partisi ile hiçbir şekilde ittifak yapmayacaksınız diye siyasi bir vasiyet vereceğini iddia ettiler. Yarkadaş, Meral Akşener'in bu hamleyle 15 vekil meselesini de kapatmayı hedeflediğini söyledi. Yani şunu söyleyecek, bir sert bir konuşmaya hazırlanıyor. 15 vekil mevzusunu bir daha tartışmaya açılmamak üzere kapatmayı hedefliyor. İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu da 26 Ağustos tarihine dikkatleri çekti. Zorlu, Akşener'in önemli açıklamalar yapacağını vurguladı. Özellikle kamuoyumuzu 26 Ağustos tarihine dikkat çekiyorum. Burada yapılacak önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını da ifade etmek istiyorum. CHP grup toplantısının gündeminde de Akbelen maden sahasındaki çalışmalar yer aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında orman katliamı yapıldığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, Akbelenli vatandaşları da adeta tehdit etti. Kılıçdaroğlu, Akbelenlilere ormana hayır diyene oy verirseniz elim iki yakanızda olur dedi. Ağaç olsaydı tek başına hadi kes diyelim. Ama ormanın içinde ayrı bir hayat var. Arısından kurdundan kuşuna kadar her şey var orada. Kaplumbağası var orada.
Her türlü canlının yaşadığı yerdir orman aslında. Ve siz orayı katlettiğinizde aslında bir hayatı tümüyle yok ediyorsunuz siz. Ve siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Paris İklim Anlaşması'nı da imzalamışsınız. Kömür tüketen santralleri kapatacağım demişsiniz. Söz vermişsiniz. Parlamentodan geçmiş. Milletvekilleri altına imza atmış. Resmi gazetede yayınlanmış. Ama buna rağmen ben yoluma devam ediyorum diyorlar. Ormanın güzel havasını teneffüs etmek mi güzel? Vicdanı olan herkese bu soruyu ben sormak isterim. Siz eğer kömür bacasından tüten dumanı tütmek istiyorsanız sizin bu ülkede yaşamaya hakkınız yok. Bu kadar kendi coğrafyasına, kendi ülkesine ihanet eden başka bir ülke hiç görmedim. Başka bir yönetim de hiç görmedim. Mecliste çoğunluk sağlanırsa koşa koşa içeri girecekler hayır demek için. Hayır diyene eğer oy verirseniz elim iki yakanızda olur. Kısa bir aramız var, devam edeceğiz efendim. Evet, değişim tartışmaları CHP'de aldı başını gidiyor bildiğiniz gibi. Tabii bu değişimin başını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çekiyor sayın seyirciler. İmamoğlu ile beraber bakın eski vekil Aytu Atıcı, HDP yakınlığıyla bilinen CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu da bu değişim kervanına katıldılar efendim. Genel Başkanım cebinizi aradım ama cevap vermedi. Olsun, olsun. CHP'deki değişim destekçilerine yeni isimler katıldı. Eski CHP'li vekil Aytu Atıcı, CHP'nin tüzüğünden koptuğunu ve buna neden olanların partiyi toparlayamayacağını söyledi. Bugün parti eğer bu durumdaysa, partimiz kendi tüzüğünden ve geleneklerinden kopmaya başlamış ise, partiyi bu hale getiren zihniyetin partiyi toparlaması beklenemez. O yüzden mutlaka bir değişim olması gerekiyor. Değişime destek veren bir diğer isim de HDP'ye yakın söylemleriyle bilinen CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu oldu. Tanrıkulu seçmenin seçim sürecinden tatmin olmadığını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi kendi üyelerini tatmin edebilecek bir süreç değil. Partimizin meselesi bize oy vermiş ve oy verebilecek bütün seçmenleri tatmin edebilecek bir öz eleştiri mekanizmasını devreye sokmuş olmasıydı. Ama sokamadık maalesef. Tanrıkulu seçmenin öfkesini dindirmeyi değişimle sağlayabileceklerini öne sürdü. Seçmenimizin öfkesini ortadan kaldıracak, yeniden sandığa gidecek bir sürecin olması lazım. Tabii ki bu aynı zamanda değişimden ve yenilenmeden geçiyor. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika FETÖ projesi olduğunu daha önce de söyleyen eski CHP'li vekil Yılmaz Ateş, FETÖ kumpası ile ilgili CHP'yi ve siyaset kurumunu sorumlu tuttu. Benim de içinde olduğum yönetim dik duramadı, siyaset kurumu dik duramadı. Hı hı. Eğer siyaset kurumu ve partimiz dik dursaydı bu 15 Temmuz darbe girişimi de olmaz. Antalya'da Kaş Marina için istenen imar planı değişikliği reddedildi. Kaş Marina, Makyol Setur ortaklığı olan Makmarin AŞ tarafından işletiliyor. Değişiklikle marinaya AVM, ticari alanlar, iki yüzer iskeleyle spa merkezi eklemek isteniyordu. Mecliste gündeme alınan imar değişikliği için oy çokluğuyla son karar çıktı. Antalya'da Kaş Marina'da daha geniş yapılaşma öngören imar planı belediye meclisinde reddedildi. Kaş Marina Makyol Setur ortaklığı olan Makmarin AŞ tarafından 2011 yılında yap işlet devret modeliyle 25 yıllığına işletilmeye başlandı.
487 yat bağlama kapasitesi ve içerisinde butik otel ile ticari alanlar bulunuyor. Kaş Marina imar planı yapıldığında Akdeniz'deki çok önemli yuvalama alanlarından bir tanesiydi. Bu yuvalama alanının üstü topraklarla ve arkasında betonlarla örtüldü. O günden sonra deniz çayırlarında marina trafiğinden dolayı yok olmasıyla beraber marinanın kurulmasından 3 yıl sonra yapılan araştırmada marinanın Bucak Denizi'nde bir kirletici unsur olduğunu ve arıtma tesisinden sonra da marinanın Kaş'taki en büyük kirletici unsur olduğunu raporda sabitlemiş oldular. Karasal alanın %5'i olan inşaat izni oranının %8'e çıkarılmasına yönelik imar planı değişikliği, Kaş Belediye Meclisi'nde yaklaşık 3 ay önce oy çokluğuyla onaylandı. Değişiklik, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündemine geldi. Firma, karlılığını artırmak amaçlı otel kısmını yapıp yeniden yapılandırmak istiyor. Otel kısmında en az 2-2,5 katı bir yapılaşma öngörüyor. Şu anda hali hazırda çalışan kafe restoranlara kadarki alanı tekrar yapılandırarak orayı bir açık hava AVM'sine dönüştürmek istiyor. İki tane iskele ekleyerek yat bağlama kapasitesini en az %25 arttırmak istiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı Kaş Belediye Meclisi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu tarafından onaylanan Kaş Marina Planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçmedi. Bunları arttırmak isteyebilir bir firma. Kanun olarak belki böyle bir imkanı da vardır ama bunun çevre etkileri ne olacağına dair herhangi bir araştırma yok. Herhangi bir çevre etki değerlendirme raporu yok. Talep eden bir kurum da yok. Biz buna şaşırıyoruz. Kaş'ın altyapısının, Kaş'ın silüetinin bu kadar zorlanmasını anlamıyoruz. Kar uğruna bu alanlarımızı Bodrum'daki gibi, Kuşadası'ndaki gibi, Marmaris örneklerindeki olduğu gibi tüketmeyelim. Meclis toplantısı öncesinde Kaş Çevre ve Kültür Derneği basın açıklaması yaptı. Açıklamada Kaş'ın ranttan arındırılmış imar planına ihtiyacı olduğu vurgulandı. Bu planın geçmesini Kaş halkı istemiyor. 40 yıldan beri imar beklerken özel firmalara rant çıkartılmasını bu halk sindirmeyecektir. Kaş Marina'nın genişletilmesi için imar değişikliği onaylanmasından oy çokluğu ile son karar çıktı. Günlerdir olası Marmara depremini konuşuyoruz sayın seyirciler. Konuyla ilgili uzmanlar da özellikle uyarıyorlar. Bakın ulusal kanala özel açıklamalarda bulunan deprem bilimci Profesör Doktor Okan Tüs'ün açıklamaları gerçekten dikkat edilmesi gereken açıklamalar. Bakın diyor ki Sayın Tüysüz, 24 kayıp yıl yaşadık. Acele edilirse 4 senede her şey yapılabilir diyor Sayın Tüysüz. Aradan 24 yıl geçti ve 24 kayıp yıl diyebiliriz buna depreme hazırlanma anlamında. Hani diyelim ki yapılan çalışmalar 4 yılda bitirilebilecek çalışmalardı. En azından bir 20 yılı kaybettik. Özellikle sadece İstanbul değil, İstanbul çevresi yerleşim yerlerinde yapıların depreme dayanıklı, dirençli hale getirilmesi, toplumun deprem konusunda bilinçlendirilmesi gerçekleştirilebilirdi. Türkiye deprem gerçeğiyle bundan 6 ay önce bir kez daha yüzleşti. Ancak en büyük tehdit olan Marmara bölgesindeki fay hatları 26 milyon vatandaş için risk oluşturuyor. Ulusal kanala konuşan Profesör Doktor Okan Tüysüz beklenen depremlerle ilgili konuştu. Tüysüz alınması gereken önlemlerde Türkiye'nin daha yolun başında olduğunu söyledi. 17 Ağustos 1999 sonrasında Marmara'da bir deprem olma olasılığı büyük ölçüde konuşulmaya başladı. Bu sürede yapılması gerekenlerle yapılmış olanları karşılaştırdığımız zaman çok uzun bir yolun henüz başlangıcına çıktığımızı söyleyebiliriz. Bilim insanları yetkililer için bir yol haritası da çizdi. Yolun başında okul ve binaların ivedilikle dönüşümü yer alıyor. 6 Şubat depreminden sonra İstanbul'da 90 tane okul boşaltıldı. Yani demek ki hala %100 bir hazırlığımız söz konusu değil. Ama temel problem olan can kaybı ve maddi hasara en fazla yol açması beklenen konutlarda gerekli iyileştirmeler yapılamadı. Nüfus yoğun olan bölgelerde bu tür dönüşümlere çok fazla girilemedi. Çünkü bunun için gerekli maddi kaynak problemi çok çözülemedi. Olası Marmara depremi 7.2 ila 7.6 arasında mekik dokuyor. Böylesi bir depreme hazırlık için sadece İstanbul'da bile acil yıkılması gereken 90 bin bina yer alıyor. İstanbul'da olası bir depremde 90 bin binanın
yıkılma ya da çok ağır hasar alma olasılığından bahsediliyor. 90 bin binanın her birinde tek bir can kaybı olsa dahi çok ciddi, çok korkunç bir manzara ortaya çıkıyor. 198 yönetmeliği öncesi yapılmış binaların depremde nasıl davranacaklarının araştırılması ve zayıf olan binaların ya yıkılması ya da uygun ise güçlendirilmesi yönüne gidilmesi gerekiyor. Profesör Doktor Okan Tüysüz deprem bölgesindeki yoğun nüfusa dikkat çekti. Nüfusun azaltılmasını söyleyen Tüysüz, Kanal İstanbul projesini de nüfusu artıracağı için eleştirdi. Deprem olacak yerde nüfus artırılmaz. Çünkü nüfusu ne kadar çok artırıyorsanız depreme maruz kalan kişi ve konut ve sanayi miktarı o kadar artacaktır. Örneğin Kanal İstanbul çevresinde 1-1,5 milyonluk yeni bir uydu kentin İstanbul'a eklenmesi düşünülmektedir. Bu da nüfusun artırılması anlamına gelir. Marmara çevresindeki sanayinin de zaman içerisinde deprem açısından daha az riskli bölgelere taşınması ve buna dair teşviklerin yapılması depremle mücadelede üzerinde konuşulan konulardan bir tanesi. Kuzey fay hattında 250 yılda bir deprem oluyor. Marmara bu süreyi çoktan aşmış durumda. Tam zamanını kestirmek mümkün değil ancak uzmanların ortaklaştığı bir konu var. Biraz sonra deprem olacakmış gibi hazırlanmak mecburiyetindeyiz. Tanzanya'da demir yolu projesinin yapımını üstlenen Türk firmasında çalışan işçiler 7 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptılar. İşçiler maaşlarının ödenmesini talep ediyor. Aylardır maaşlarını alamadılar. Tanzanya'da çalışan işçiler ulusal kanaldan seslerini duyurdular. Sizi yayına bağladığınız için, Türkiye'nin sesini duyduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Ulusal TV'ye, onları size ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonuç gelir. İnşallah. Tanzanya'daki demiryolu projesinin yapımını üstlenen Türk firmasında çalışmak için giden işçiler 7 aydır maaşlarını alamadıkları için eylem yaptı. 7 aydır maaş içeri. 7 aydır. Yani burada çok zor koşullarda çalışıyoruz. Afrika yeme içinden içmesinden yani yaşam şartlarından çok sıkıntıda. Ama 7 aydır biz bundan sesimizi çıkarmıyoruz. 7 aydır Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Bu maaşlarımız içeride. İşçiler maaşları ödeninceye kadar çalışmayı durduracaklarını söyledi. Türkiye'den yüzlerce kilometre uzakta geçim kaygısıyla çalışan vatandaşlar maaşlarının ödenmesini talep ediyor. Mağduriyetlerini ifade eden emekçiler yetkililerin konu hakkında çözüm bulmasını istiyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çalışma Bakanımıza rica ediyorum, konuyu arz ediyorum, size yardımcı olsunlar, bizim içerideki paramızı versinler, biz şirketten yana bir sıkıntımız yok. Anadolu rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray 82 yaşında hayata veda etti sayın seyirciler. Usta sanatçının tabii hatırlayacaksınız Çöpçüler, Fesubhanallah, Şaşkın gibi şarkılar değerli izleyenler tabii bir döneme damgasını vuran şarkılardı. Dolayısıyla hep hatırlanacak bu isim Erkin Koray'dan, usta sanatçıdan bahsediyoruz. Bir kez daha rahmet olsun diyelim, habere de gidelim. Oturmuş gökyüzünde konuşuyor krallar. Türkiye'de rock müzik denince ilk akla gelen isimdi. Anadolu rock'ın kurucu babalarındandı. Usta sanatçı Erkin Koray ardında unutulmaz eserler bırakarak 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Çok memleketler gezdim, neler gördüm görmedim. Erkin Koray uzun süredir kızıyla Kanada'nın Toronto şehrinde yaşıyordu. Vefat haberini kızı Damla Koray sosyal medya hesabından duyurdu. Damla Koray mesajında, "Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet ifadeleri." Sansız, 1941 yılında İstanbul'da doğan Erkin Koray, müzik hayatı boyunca Anadolu rock, Piselik rock, hard rock türünde özgün eserler vermiş olmakla birlikte birçok türküyü de yeniden düzenledi.
özgün çalışmaları, Doğu ve Batı müziklerinde yaptığı çalışmalarla birçok müzisyeni etkiledi. Çok sayıda yeni kuşak grubuna ilham kaynağı oldu. Cemalim, cemalim, aldın cemalim. Türk rock'ın babası olarak nitelendirilen Erkin Koray, ayrıca Fransız sömürgeciliğine baş kaldıran Nijer'de Batı'nın tüm ultimatumlarına karşın halk sokaklarda. Vatanı Koruma Ulusal Konseyi eski finans başkanı Lamine Zayna'yı başbakan olarak görevlendirdi. ABD Ukrayna'daki darbe girişiminde aktif rol alan Victoria Nuland'ı Nijer'e gönderdi. Ancak Nijer'den umduğunu bulamadı. Sömürgeciliğe meydan okuyan Afrika zincirlerini kırıyor. Burkina Faso ve Mali'den sonra şimdi de Nijer'de millet ordu el ele emperyalistlere karşı mücadele sürüyor. Nijer Vatanı Koruma Ulusal Konseyi General Abdurrahman Chiani, ülkede tanınan bir ekonomist olan Lamine Zayne'yi başbakan olarak görevlendirdi. 2002 ila 2010 yılları arasında Finans Bakanlığı yapan Zayne, son olarak Afrika Kalkınma Bankası'nın Çad temsilciliğini yürütüyordu. Fransa'yı ülkelerinden kovan Mali ve Burkina Faso, Nijer'deki bağımsızlık hareketine dayanışma göstermek amacıyla üst düzey isimlerden oluşan ortak bir heyeti Niamey'e gönderdi. Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyet de Nijer'e giderek bazı askeri yetkililerle görüştü. Heyete vekaleten Amerika Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Victoria Nuland başkanlık etti. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ziyareti Nijer'deki askeri liderlerle kenara çekilmeleri için doğrudan temas kurduk sözleriyle duyurdu. Ancak Amerikan heyeti Nijer'de umduğunu bulamadı. Nijer Vatanı Koruma Ulusal Konseyi Lideri General Abdurrahman Chiani, Nuland'la görüşmezken Amerikalı heyetin tutuklanan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum'la görüşmesine de izin verilmedi. Amerikan heyetine başkanlık eden Victoria Nuland, Ukrayna'da 2014'te yaşanan meydan darbe girişiminde aktif olarak yer almasıyla biliniyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Nuland'ın Nijer ziyaretini Ukrayna'da meydan olayları sırasında Kiev'e yaptığı ziyarete benzetti. Zaharova, Nuland, Nijer'le Ukrayna'da yaptıklarının aynısını yapabileceğini düşündü ancak Kiev'deki gibi bir muz rejimini artık bulamaz ifadelerini kullandı. Öte yandan Fransız Ulusal Havayolu Air France, Nijer'in olası bir batı müdahalesine karşı hava sahasını kapatmasının ardından bu ülkeye yönelik uçuşlarını askıya aldı. Şirket, Mali ve Burkina Faso'ya yönelik bağlantılı uçuşları da 11 Ağustos'a kadar durdurdu. Ve biliyoruz ki Nijer'in Fransa'ya yaptığı ihracat Fransa için hayati önem taşıyor. Önemli. Yani Fransa'nın enerjisinin %30'unu teşkil ediyor. Yani sivil enerjisinin. Ve askeri enerjisinin yani nükleer vesairenin %100'ünü karşılıyor. Dolayısıyla çok önemli bir ülkeden bahsediyoruz. Nijer'de sömürgeciliğe başkaldırı, başta Fransa olmak üzere Avrupa'nın enerji politikalarına büyük darbe vurdu. Nijer halkı, Amerika ve Fransa'nın yönlendirdiği Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun silahlı müdahale tehdidine karşı sokakları terk etmedi. Halk iradesinin her geçen gün daha yerini bulduğunu okuyabiliriz. 2018'den bu yana gerçekleşen bir uyanış hareketinin bir devamı olarak okuyabiliriz. Özellikle Fransa'nın bölgedeki egemenliğinin kaybettiğini açıkça görebiliriz. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun Nijer'e verdiği süre 6 Ağustos'ta dolarken Fransa ile askeri anlaşmalarını fesheden Nijer yönetimi de Paris'e askerlerini çekmesi için 30 gün süre tanıdı. Fransa, Rus güvenlik şirketi Wagner'i bahane ederek Nijer'e yeniden bir müdahale zemini arıyor. Bu kapsamda Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun Nijer'deki gelişmeleri görüşmek üzere 10 Ağustos'ta olağanüstü bir zirve düzenleyeceği bildirildi. Fransa 2-3 sene içerisinde yani önemli olan gördüğü ülkeleri birer birer elinden çıkıyor ve bu duruma karşı çok şaşkınlık vaziyette. Doğrudan kendisi müdahale edemediği için
Ben yerel örgütleri veya diğer ülkeleri kışkırtarak bir hamleler düzenleme peşinde. Ama bu savaşını kaybedecek evet. gibi gözüküyor. Türkiye Gençlik Birliği Çanakkale Şehitliği'nde Dur Yolcu şiirini okudu Sayın Seyitçiler. TGB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Çanakkale'de 7 düele karşı savaşan Atatürk gibi kararlı, Seyit Onbaşı gibi inançlı, Mehmetçik gibi cesuruz. Emperyalistlere geçit vermediğimiz, işgale dur dediğimiz yerden sesleniyoruz ifadeleri kullanıldı. Dur yolcu! Dur yolcu! Bilmeden gelip bastın! Bilmeden gelip bastın! Bu toprak! Bu toprak! Bir devrim baktığı yerdir! Bir devrim baktığı yerdir! Eğil de kulak ver! Eğil de kulak ver! Bu sessiz yığın! Bu sessiz yığın! Bir vatan kalbinin! Bir vatan kalbinin! Baktığı yerdir! Gölgesiz yolun sonunda Gördüğün bu yüksek Anadolu'nda İstiklal uğrunda Namus yolunda Can veren mermenin Yaptığı yerdir Bu yüksek Koparken büyük zelzele Son vatan parçası. Geçer kenere. Mehmet'in düşmanı. Oğlu sene. Mübarek kanını. Kattığı yerdir. Düşün ki. Aç olan kan. Kemik. Etin. Yaptığı bu tüksek. Amansız! Çetin! Bir harbin sonunda! Bütün milletin! Hürriyet sevgine! Taktığı yerdir! Mustafa Kemal'in askerleriyiz! Efendim Türkiye Gençlik Birliği gençlerine de bir kez daha buradan selamlarımızı gönderelim ve bu güzel görüntülerle ana haber bültenimizi de burada noktalıyoruz. Ben Serkan Aksarı efendim. Yarın akşam saatler 19.30'u gösterdiğinde yine karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar.